Herkese selamlar. Bu videoda Eindhoven'dan Neuenen'e gidiyoruz. Neuenen, Van Gogh'un hayatının 2 senesini geçirdiği bir kasaba. Van Gogh'un yaşadığı yerleri, resmettiği yerleri göreceğiz. Bisikletlerimizle gidiyoruz. Bu yolun ismi Van Gogh bisiklet yolu. Yerde parlayan taşlar var. Gece Van Gogh'un o yıldızlı geceler tablosundaki gibi buranın böyle parıldadığı söyleniyordu. Ama şu an öyle bir görüntü yok. Çünkü biraz hava hem aydınlık hem de bilmiyorum ne kadar fotoğraflardaki gibi gözüküyor. Normalde bu yerde gördüğünüz farklı renkli taşlar böyle parlıyor gece ve farklı bir hava katıyor bu yola. Gözüküyor mu? Sen gördün mü? Güzel gözüküyormuş. Evet, güzel gözüküyor. Böyle şey gibi, hani çocukken tavana taktığımız yıldızlar olurdu ya. Sanki onun üstünde yürüyormuşsun gibi. Güzel yani. Güzel. Evet, ama çok uzun değil. Üzücü olan kısmı o. Ama bak hala devam ediyor. Evet, hala devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi Van Gogh Village, yani Van Gogh'un köyü de yazıyor köyün girişinde. Şu tam karşıdaki heykel ünlü patates yiyenler tablosu Van Gogh'un. Orada bir sandalye boş, oraya böyle turistler oturup o heykellerle birlikte fotoğraf çekiliyorlarmış. Aynı zamanda o resmin yapıldığı ev de hala burada duruyor ve birazdan gideceğiz. Yağmur yağacak gözüküyordu, o yüzden bir kafeye oturalım ve yağmur geçsin, o sırada da karnımızı doyuralım dedik. Burçak somonlu, tütsülenmiş somonlu ve karidesli bir salata söyledi. Yalnız soğanı da bol duruyor. Evet, bayağı. Ben de klasik hamburger söylüyorum. Öyle. Neuenen küçük bir yer. Şimdi biz bu kasabanın ortasındaki, merkezindeki parktayız aslında. Bu parkta iki tane heykel var görebileceğiniz. Bunlardan bir tanesi patates yiyenler. Yani Van Gogh'un bir tablosunun heykel olarak burada tasvir edilmiş şekli. Bir de burada Van Gogh'un kendi heykeli var. Patates yiyenler bu tarafta. Van Gogh'un heykeli de tam olarak diğer tarafında parkın. Hemen arkamda gördüğünüz kilise de şehir merkezinde bulunan ana kilise. Van Gogh'un bu kilisede zamanında bir stüdyosu da varmış. Van Gogh, Neuenen'e 1883 yılında gelmiş ve 2 sene kadar burada yaşamış. Burada yaşadığı dönem boyunca çok fakir bir hayat sürmüş. Hiçbir zaman ünlü bir insan olamamış. Ancak ölümünden sonra üne kavuşmuş. Arkamda gördüğünüz ev, Van Gogh'un ailesinin yaşadığı ev zamanında. Van Gogh'un buraya gelmesinin sebebi de ailesinin yanına taşınması. Çünkü o zamanlar babası burada kilisede bir din adamı olarak çalışıyormuş. Evlerinin hemen yanındaki evde Van Gogh'un aşık olduğu kız yaşıyormuş o zamanlar. Ama Van Gogh o dönemler fakir bir insan olduğu için kızın ailesi bunu hiçbir zaman istememiş. Kız daha sonradan intihar etmeye vesaire kalkışmış. Sonra da ilişkileri kopmuş. Bu evlerin hemen karşısında da Van Gogh Köyü Müzesi diye bir müze var. Burada hem Neuenen hakkında hem de Van Gogh hakkında daha fazla bilgi de edinebiliyorsunuz. Bugün kapalı çünkü saat 6'yı geçti. Girmek isterseniz bilginiz olsun.
Şimdi Van Gogh'un ailesinin evinin hemen yanından girdiğinizde içeriye doğru Van Gogh'un annesinin Van Gogh'a verdiği çalışma atölyesini görebilirsiniz. Burası evde aslında çamaşırlık olarak kullanılıyormuş ama Van Gogh'un annesi burayı Van Gogh'a vermiş. Burada resim çizmeye başlamış. Sonrasında da burada yatmaya başlamış. Yani tamamen aslında ailesi bu evde kalırken o bu tarafı kullanıyormuş. Bu arada Margot'la Van Gogh arasında o dönem 12 yaş fark var. Van Gogh 31 yaşında, Margot 43 yaşında. Kız bu kadar büyük olmasına rağmen ailesi Van Gogh'un sosyal durumundan ötürü Van Gogh'a kızlarını vermek istemiyor. Bu da 1930'da Van Gogh'un anısına yapılmış olan bir anıt köyün merkezinde. Şu aşağısında da bu köyde Vincent van Gogh 1883 Aralık ve 1885 Kasım arasında çalıştı yazıyor. Van Gogh bu kiliseyi tam bu açıdan çizmiş. Annesi kalçasını kırmış ve kiliseye gelememeye başlamış. Babasının görevli olduğu kilise de burasıymış aslında. Annesine hediye olarak bu tabloyu yapmış. Bu kilisenin bugünkü ismi de Van Gogh Kilisesi. Gelin canlarım, gelin bebeklerim. Burçak bisküvi verme hatasında bulundu. Buradaki 3 taneye. Ve şu an hepsi bize doğru geliyor. Etrafımızı sarmaya çalışmıyorlardır inşallah. Ay saçmalama, Turan Taktuğ'u bulacaklarmış bize. Van Gogh'un yine Neuenen'de yaşarken resmettiği yel değirmenlerinden De Rostdonk bu yel değirmeninin ismi. O zaman resmettiğinde aynı bu şekilde samanlar varmış bu yel değirmeninin önünde. Gerçekten acaba bilerek mi böyle tutuyorlar diye düşündük. Şimdi bir de oraya bakın. Tarlanın ortasında böyle yol bırakmışlar bize. Sağ olsunlar, yürüyelim böyle görelim yel değirmenini diye. Samanların arasından yürümek de ayrı bir keyif böyle. Gerçekten baksana, bilerek yapmışlar resmen. Bence de. Bir de mesela nasıl burası yemyeşil, diğer her yer sapsarı. Van Gogh resim yapmaya çok geç yaşta başlamış. Hayatı da zaten kısa. Hayatının ilk başlarında babası gibi kilisede görevli bir din adamı olmaya çalışıyormuş. Sonra o olmamış. Sanat ticareti yapmaya çalışmış. Abisi çünkü bu işle uğraşıyormuş. Onu da yapamamış. 27-28 yaşından sonra da resim çizmeye yönelmiş. 37 yaşında ölüyor. Psikolojik problemleri var zaten kendisinin ve kendisini vurarak ölüyor. Kendisini silahla vuruyor. O 10 sene boyunca da 2100 kadar eser yapmış. Kimilerinin söylediğine göre bu eserlerin dörtte birinin Neuenen'de üretmiş. Kimi yerde okuduğumuza göre de bu eserlerin yaklaşık 200 kadarını Neuenen'de üretmiş. Ama yani bu rakam ne olursa olsun Neuenen için 10 senede 2100 kadar resim ve çizim çalışması var. Yani inanılmaz fazla çizmiş. Ama bir şekilde kendinin başarılı olduğuna kendini ikna edememiş. Yani hiçbir resmi o dönemde beğenilmemiş.
denilmemiş. Bildiğim kadarıyla sadece bir resmini satmış yaşadığı dönemde ve 37 yaşında da ben artık başarısız bir insanım diye psikolojik açıdan tedavi görürken tedavi gördüğü kliniğin sahibinin silahını alıp o kliniğin bahçesinde kendisini vurmuş. Kendini vurduktan sonra da ölmüş zaten. Çok acı yani, o öldükten sonra kendisinin bu kadar ünlü olması, onun bu kadar sefil bir hayat geçirdikten sonra şu an eserlerinin paha biçilemez bir değerde satılıyor olması. Kardeşi eserlerini toplamış Van Gogh'un. Van Gogh öldükten kısa bir süre sonra kardeşi de ölünce kardeşinin karısı sergiler düzenleyerek bu eserleri insanlara göstermeye, tanıtmaya başlamış. Maalesef ölümünden 150 sene sonra bugün ünlü bir sanatçı kendisi, ama kendisine göre başarısız bir insan olarak kendi hayatına son vermiş. Şimdi bir yeri daha görmek istiyoruz Nöynen'de. O da burada yaptığı en ünlü eserlerden biri. Parkta da görmüştük. Bu Patates Yiyenler adlı resmini çizdiği çiftlik evi. O da hemen bu değirmenin karşı tarafında, yolun karşısında. Oraya da bakalım. Yavaş yavaş Nöynen'den Eindhoven'a geri döneceğiz. Nöynen nasıl gidiyor sence şimdilik? Şimdi buraya biz küçük bir köy olarak gelmiştik ve o yüzden hani çok büyük beklenti içerisinde gelmemiştik. Ve zaten köyün meydanı falan da gerçekten küçük bir yer. Ama böyle etrafını gezmeye başlayınca hani bence benim beklentimi bayağı bir aştı burası. Çünkü doğası gerçekten çok güzel ve insan bir noktadan sonra Van Gogh'u anlamaya başlıyor. Gerçekten hani sizi ressam edebilir bu köy. Aynen. Mesela şöyle çevremize bakarsak, şu an yürüdüğümüz yerler uçsuz bucaksız yeşillik ve çiftlik evleri. Ya adamlar bir de bu tarlaların arasında böyle yol açmışlar yürüyebilelim diye. Burçak ressam değil ama bence fotoğrafçı ya da kameraman olacak buralarda. Hollanda'ya geldiğimizde en çok şaşırdığımız ve hoşumuza giden şeylerden biriydi. Kocaman kocaman ağaçlar. Şu an bunu unuttuğumu fark ettim. Burçak bir durup fotoğraf çekmek isteyince bu ağaçları. Şu ağacın bir heybetine ve şu köklerine bir bakın istedim. Bu ülkenin en güzel taraflarından biri gerçekten bu. Burada Van Gogh zamanında De Groot ailesinin çiftlik evi varmış. Tarımla uğraşıyorlarmış ve Van Gogh burada fazla zaman geçiriyormuş. Bu insanları resmetmek için onlara para bile ödüyormuş yeri geldiğinde. Ve o en bilinen Patates Yiyenler eseri tam olarak burada bulunan o De Groot ailesinin evinde resmedilmiş. Bugün tamamen başka biri oturuyor. Yani yapı da başka anladığımız kadarıyla. Küçücük bir ev var. Yani çok ilginç değil mi aslında? O zamanlar işte Van Gogh'un geldiği, resim çizdiği bir evde bugün bizim gibi bir insan oturuyor. Gördük adamı, yemek yiyordu camın kenarında. Belki hala yine patates yiyordu mesela. Ama şöyle yani hani mesela biz de şu an ev arıyoruz. Bu evi alma şansımız var yani. Çok ilginç bence. Güzel bir şey diye düşünüyorum. Ben de şuna çok şaşırdım. Mesela hani bu buraya yeni bir ev yapılmış ama yapılan ev hala eskisi gibi çok küçük. Sıvasız. Mesela tipik Hollanda evlerine benzemiyor falan. Hani hala sefil bir ev görüyoruz aslında. Hani yenisini görsek de. Aynen yani bence bu tamamen şans. Ama bence hala buralarda hani müze olarak kullanılmıyor ya da işte başka bir şekilde hizmet vermiyor ama bireysel biri oturuyor. Mesela adam çekmiş arabasını oraya. Evet. Camın kenarında yemek yiyor. Kocaman bir arsada ufacık bir yerde oturuyor. Aynı şekilde yani bugün o gösterdiğimiz Van Gogh'un ailesinin yaşadığı evin yanında da birileri yaşıyordu muhtemelen. Orada da bir video izledik. İçeride birileri vardı. Yani gerçekten güzel. Bu evlerde hala günümüzde birilerinin yaşıyor olması. İlginç ve güzel diyelim. Evet. Nöynen böyle bir şehirdi. Şimdi yavaş yavaş Eindhoven'a döneceğiz. Yani burası ziyaret etmek isterseniz ufak bir Hollanda kasabası. Güzel mahalleler görebilirsiniz. Güzel parklar. Ana meydanında keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yani 3-5 tane kafesi var, hatta daha fazla. Oturup işte içkinizi içip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Onun haricinde de bu gezdiğimiz yerleri gezebilirsiniz. Başka da bir şey beklemeyin. Küçücük bir köy burası, Hollanda'da bulunan.
Sizi daha önce Hollanda'da ismini hiç duymadığınız bir yere götürüyoruz şimdi. Burası Eindhoven'a çok yakın. Hemen güneyinde bulunuyor Eindhoven'ın. Neden götürüyoruz? Gidince daha iyi anlayacaksınız. Tamamen aslında bir ufak şehrin ve bilinmeyen bir ufak şehrin ne kadar güzel olabildiğini bu ülkede göstermek için götürüyoruz. Bisikletlerimizle şimdi evden çıktık yola. Yağmur bitmiş gözüküyordu. Ona bakarak çıktık tabii ki ama hiç güven olmuyor havaya. Şu an bir üst geçitin altına sığındık. Burçak istiyorsan duralım ya. Bu böyle çok uzun sürecek gibi ya. Gel duralım şu sağda. Duracak sandım ya. Şimdi Valire'ye geldik. Burası 22 kilometre karelik küçücük bir köy. Buranın nüfusu da 18 bin civarı. Buraya gelmemizin nedeni aslında en başından beri Hollanda'ya taşındığımızdan beri bir şekilde buradan geçiyorsak otobüsle ya da bisikletle her neyse buradaki evleri çok beğeniyor olmamız. Civarlarda gidecek yer arıyorduk. Biraz araştırınca işte birkaç yere eledik sonra burayı bulduk. Beğeniyorduk zaten. Bir de şöyle bir bilgiye rastladık. Burası Wikipedia bilgisine göre 2010 yılında Hollanda'da en yaşanılabilir 7. belediye seçilmiş. Yine aynı kaynağa göre de bu köyde çok sayıda milyoner yaşıyormuş. Birazdan size o evleri de göstereceğiz. Buraya gelir gelmez hemen bu parkı bulduk. Yağmur yağdı, böyle toprak ıslak, etraf çok güzel kokuyor. Bir de gölü var parkın. Biraz buranın keyfini çıkaralım istedik. Sonra bisikletle köyün içinde devam edeceğiz. Nünen videosundan bilenler bilir. Burçağı gören ördekler. Okuduğum kitaplarda ve filmlerde işte daha eski zamanlarda geçenlerde bu Avrupalılar sürekli hep yürüyor, tamam mı, bir yerden bir yere. Hep ama yani. Şu an o kadar iyi anlıyorum ki neden bu kadar çok yürünüldüğünü. Abi yürünüyormuş. O parktan sürünce şimdi Valire'nin belediyesine çıktık. Size binayı göstereyim şöyle bir park edip biraz ileriden veya. Maydanoz sandım. Ne peki o? Bilmem. Nasıl kokuyor? Bu ne güzel kokuyor. Nane gibi kokuyor. Bilmiyorum. Mantarlar mı var yerde? Bak. Evet. Maydanoz olabilir ha. Ne bu mantarların cinsi?
Bunlar zehirli mantar. Çıntar bunlar. Bunlar zehirli mantar yok. Çıntarlar büyük olur. Tam arkamda o güzel evlerden bir tanesi var. Bu evin çatısı biraz sizin o görmeye alışık olduğunuz çatılardan farklı. Biz de ilk geldiğimizde çok soruyorduk neden bu şekilde bu çatılar diye. Aslında çok eskiye dayanıyormuş tarihi. Önceden insanlar yani fakir olduğu zamanlarda evlerinin çatılarını bu kamışlarla çok daha ucuza yaptırabiliyorlarmış. Herkesin tabii tarlasında bu tarz şeyleri bulması çok kolaymış. Ve bunu kullanmalarının sebebi de yalıtımı gerçekten çok iyi sağlamasıymış. Günümüzde de gerçekten yalıtım konusunda çok iyi olduğu için bu kamışlar ekstra para verilerek bu çatılar yaptırılıyormuş ve böyle bir ev görürseniz bilin ki içerisinde yaşayan zengindir diye duyduk biz. Bu evlerin işte bir yangın riskinde vesaire zarar görmesi daha kolay olacağı için çatısından ötürü o tarz sigorta maliyetleri de daha yüksek oluyormuş. Burada da tüm köyün elektriğini sağlayan cömert bir ev sahibi görüyoruz. Güneş paneline doyamamış. Evin diğer tarafında da var mı? Yok artık. Yok. Yokmuş, hayret. Tek tarafta bunların arkalarında tabii gösteremiyoruz o kadar ama çok geniş bahçeleri oluyor genelde. Çok büyük bahçeleri oluyor. Böyle bir mahalleye girdik. Ara bir yol. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Şeyi konuştuk. Keşke içi gezilebiliyor olsa evlerin. Yetmiyor bu kadar görmek. Birkaçını gezerdik dedik. Burçak da eğer bizim olursa onu ziyarete açmaktan bahsediyor. Şimdi bakın bunlar geleneksel Hollanda evleri. Burada apartman kadar bu evlerden görmek de mümkün. Bu evler 3 katlı oluyor. Orta gelirli bir aile bu evlerde yaşamayı karşılayabiliyor. Yani bunun mortgage kredisini alabiliyor. Yani bu evlerde yaşamak Hollanda'da yaşıyorsanız gerçekten çok mümkün ve bence kolay. Mesela genelde evlerin önünde ev çok çok güzel değilse çok lüks arabalar görmüyorsunuz. Burada böyle araba düşkünlüğü diye bir şey bizim anladığımız kadarıyla yok. Adamın Clio'su var. Genelde perde de olmuyor evlerde. O yüzden o evi çekemedim. Burada bir Tesla var. Tesla da çok yaygın bu arada. Burada güzel çiçekli bir ev var. Araba yine çok standart bir Toyota. Ve bakın mahallede Peugeot'lar, Opel'ler dolu. Burada bir ileri seviye, çok eski bir Volvo. Oo, güzel bir yere geldik. Böyle bir bina ile karşılaştık. Burayı Google'da etkinlik mekanı olarak gösteriyor. Tam karşısında da böyle düzenli, geniş, kocaman bir ağaç bulunan tatlı bir park var. Galiba köpek eğitiyorlar. Hem biraz yağmur yağdı hem küçük bir yer. Bir de bugün günlerden pazartesi. Böyle ufak yerlerde kimse görememeniz çok mümkün. Ama hafta sonu gelecek olursanız eğer buraların dolu olduğunu görürsünüz. Ve genelde de yaşlılar dolduruyor bu kafeleri. Şimdi bu yoldan biraz daha bisiklet sürmeye devam edeceğiz.
Umarım milyonerlerin yaşadığı bölgeyi bulduk. Yani gerçekten çok iyi. Burada gördüğünüz gibi bütün çatı malzemeleri kamıştan yapılma. Size biraz ev gösterelim. Bu bayağı bakımsız ev. 995 bin euro. Çünkü 1895 metrekare toplamda arsası. Yani bayağı bir para harcarsanız malikaneniz olabilir. Bu o bahsettiğim burada çok yaygın evlerden olan bitişik evler. Bakın bayağı uygun. Ev 83 metrekare. Bayağı küçük. 365 bin euro bunun da fiyatı. 1963 yapımı. Şimdi diğer evleri de gösterelim biraz. Mesela bakın biraz daha bakımlı. 1974 toplamda 358 metrekare 590 bin euro. Şurada da biraz daha ufak bir ev diyecektim ama iyiymiş. 114 metrekare 84 yapımı 450 bin euro. Biraz daha ilerleyelim. Onların hepsi satılmıştı bu arada. Hala satılmamışlara bakalım. Ha mesela şu iyiymiş diyecektim. 1595 euro olduğunu gördüm. Şu yeni gibi gözüken bu da satılmış. İyiymiş tabii. 611 metrekare. Bu 700 bin euro. Bak şu iyi, şu beyaz. Aynen bu gerçekten iyiymiş. Fiyat ve 695 bin euro. Hem de 96 yapımı. 1996 yapımı. Aynen içi de yeni duruyor. Yani bu bitişik evler uygun. Bu yüzden dedim orta sınıf geliri olan insanlar bunları alabiliyorlar burada kolaylıkla. Ama şunu almak birazcık zor. Burası bizim Eindhoven'da en sevdiğimiz yerleşim yerlerinden bir tanesiydi. Bu güzel sokakları ve güzel evleri size de göstermek istedik. Umarım bizimle birlikte güzel vakit geçirmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.